Merhaba arkadaşlar, şurada bariz bir işaret var. O yüzden videoyu burada başlatmak istedim. Düğmeye bastım, kayıttayımdır umarım. Yeter ki durma derler. Hızın önemli değil derler. Biz de durmuyoruz. Halen devam ediyoruz. Bir moral için bir like alayım sizden. Oraya doğru hareket edelim. Şu dikili kayayı da bir şey kullanmış olabilirler. Şimdi işareti şöyle bakacağız. Şunu göstermek istemiştim size. Şuradaki çizgiyi. Tabii define gizleyenler, şurada ileride de bir şey var. Define gizleyenler hiçbir zaman, acelesi yoksa tabii, sadece tek işaretle kalmamıştır. Daima birkaç tane işaret bırakmıştır ki kendisi de döndüğü zaman rahat bir şekilde bulabilsin. Ömrü yeterse tabii ki. Hayat öyle bir şey. Ömür dediğin hiç belli olmaz. Bazı zaman hemen bitiverir. Bazı zaman da uzayabilir. Ama insanın hayatı cesaretine göre küçülür veya büyür. Bunu da söyleyeyim. Yani cesur olmak lazım bazı konularda. Şimdi gidip de hemen cesurluk şey yapın demiyorum. Cesaret gösterip de bir şeyler, böyle büyük bir şeyler yapın da demiyorum. Ama hayat öyle işte. Neyse, oraya doğru devam edelim. Bu kadar felsefe yeter. Ay anasını be. Ha işte. Buraya. Buradan bahsetmek istemiştim. Şimdi dedektörü çıkaralım. Bir ses seda var mı? Ona bakalım şurada. Şöyle bir dedektörü elimize alalım. Küçücük zaten. Onu sırt çantama koymasam yine de olur ha. Bu dedektörün zaten burasını seviyorum. Çok pratik. Şöyle açılışını yapalım. Şöyle bir. Burada bir ses de daha yok. Yığma taş ya, biraz dedim belki de bir şeyler koymuş olabilir birileri ama ses de daha yok burada. Neyse biz devam edelim. Durmak yok. Yol uzun. Buraları araştıralım. Bayağıdır yürüyoruz. Çekicim elimde. Onu elime aldım ki bir şeyler görürsem böyle onunla hemen bakabileyim diye ve tırmanmak için de çok güzel bir alet. Yani böyle ona batırıp tırmanmaya çalışıyorum. İşte şurada kayalar falan var. İşaret falan var mı? Bilmiyorum ama şöyle bir tırmanmak için dedim ya, süper işe yarıyor. Burada ileride de var. Büyük kayalık var, var orada. Ayağımızsın be. Şuraya bakın. Buralar bir acayip.
Yoruldum ya. Yoruldum. Bayağıdır tırmanıyoruz. Şimdi hangi yönden ve nereye baktığın çok önemli. Şurada iki tane kayayı görüyor musunuz yuvarlak? Şuradakileri. Ne görüyorsunuz şu anda? Ne olarak tahmin edebilirsiniz bunu? Yorumlarda yazın. Şuradaki olaydan bahsediyorum. İki tane. Vay be. Şu yuvarlak kayaların yanına gelelim bakalım. Yani şu biraz daha böyle öne çıkarılmış sanki. Bu buradan bir yerde kırılmış olmalı. Şurada işaret olarak kullanmış olabilirler bu iki başı. Yılan başı da diyebiliriz. Başka bir şey de diyebiliriz. Hayda. İşte bu. İşte bu. İşareti görüyor musunuz arkadaşlar? M işaretini görüyor musunuz? Biraz daha yakına gelelim. Şu M işaretini görüyor musunuz? Bakın. Şurada M harfi var. M harfi Roman döneminde bin anlamına geliyor. Yani bin tane asker, bin tane sikke. Oh, heyecanlanmaya başladım. Bin tane ağaç, her şeye anlamına geliyor. Yani bin anlamına geliyor. Vay vay vay. Şuralar acayip. Ne diyorsunuz buraları? Şöyle bir dedektör tutalım bakalım buralara ya. Şu harfe, şunların yanına falan bir dedektörle bir bakalım bakalım buralara. Şöyle dedektörü çıkartalım şimdilik. Şimdi ilk önce toprak analizini yapsın güzelce bir. Şurada büyük bir kuş uçuyor. Kartal olabilir. Zaten bayağı yüksekteyiz. Kartalın yuvası falan da buralarda olabilir. Yani şuradaki iki tane yuvarlak var ya ve buradaki M işareti beni bayağı bir heyecanlandırdı yani burada. Size öyle söyleyeyim. Şöyle bir hayda. Abi buradaki
Sinyali görüyor musunuz? Tam ne var ki orada ya? Tam M işareti ve onun tam altları. Tam şuraları. Aa, sese bak. Burada bir boşluk sesi var ya. Haydi bakalım. Burada biraz iş görelim. Şimdi şu alttan morucu çıkarayım. Bir ses geldi. Bayağı bir ilginç. M işareti. Tam da yanındayız böyle ha. Şeyi çıkartalım ya bir de. Şu pointer'i de hep unutuyorum. Pointer'i direkt zaten. Şöyle cebimizde dursun. Pointer ses verecek mi? Pointer ses vermiyor. Ama dedektör bakın. Şuradan bir ses veriyor. Tam M işaretini görüyor musunuz? Tam onun altından. Allah. Zaten öyle bir kaya ki böyle bir bayağı bir abi burası resmen. Allah Allah. Hayda, burada bir şeyler var ya. Burası resmen yıkıldı. Bayağı da bir derinleşiyor. Allah. Hayda. Hayda. Bakın arkadaşlar. İşte paracıklar burada, paracıklar. Şurada paracıklara bakın. Bakın çıkıyorlar hala. Görüyor musunuz? Şöyle şuralara koyalım paraları. Paracıklarımızı. İşte bin tane çıkması lazım. Bin tane olması lazım burada. Şu paracıklara bakın. Bu kadarmış mı ya? Bin tane olması lazımdı. Bin yazmışlar buraya. Bin. Bin yazdıysalar başka bir şey var demek ki. Burada çok olması lazım. Vay be. Paracıklara bakın, paracıklara. Hoppa, işte bu. İşte bu, paracıklara bakın. Paracıklara, görüyor musunuz?
Şöyle bir adamın resmi var ama kimdir bilmiyoruz tabii ki. Var birisinin resmi. Görüyor musunuz? Var birinin resmi ama hangi adamdı belli değil. Paracıklara bakın, paracıklara. Oh be. Şuraya bakın. Şu işaretin hemen yanında. Yo, burası halen bir boşluk var ya. Şurada halen bir boşluk var, ben size söyleyeyim. Zaten çatır çutur gidiyor. Dur dur. Dur şunları. Kaybetmeden. 3 4 5 6 Bir tane de böyle bir halka var. Onu bilmiyorum ne olduğunu. Onları böyle bir cebe koyalım diyorum ben. Onları, paraları cebe koyalım. Şurada altta bir şey daha var sanki. Burada bir boşluk daha var. Hayda. Bir boşluk. Bir şey daha var bakın. Şunlar hep açılacak gibi ya. Şurası hep açılacak gibi. Durun bakalım ya, şu sinyal. Sinyal ne alemde? Şu sinyali de bir kontrol edelim. Şöyle bir. Ya abi, halen bir şey var ya. Süper sinyal var ha. Süper sinyal var ya. İşte bir şeyi çıkartmışız. Ama Allah Allah. Bir şey çıkartmışız. Kesin sikke bir şey buraya düşürdük ya. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Bir yorum yazın ya. Lan benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Aha. İşte bu. İşte bu. Ben demiştim size. Bir sikke. Sikke bir tane daha düşürmüş ha. 7 taneymiş. İşte dedektörle böyle bayağı bir araştırmak lazım ya. Dur bakayım. Bir sikke, bir sikke la. Nasıl da düşürdük yine. Sakar Şakir. Ya tamamdır ya. Sinyal minyal kalmadı. Vay be. Ama M işareti. Biz buradan bayağı bir bekliyorduk yani. Bunu da söyleyeyim. Yani buralardan daha umutluyum. Şöyle altları maltları her tarafa araştırmam lazım. Her tarafı araştırmam lazım. İşte sikkeler burada arkadaşlar. Nasibimizde bu kadar varmış. Ama bu M işareti sanki burada daha büyük bir define olduğunu habercisi bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi hoşça kalın. Thank you.